YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik, buzlukta da saklayabileceğiniz bir börek tarifim var. Banyolu, çıtır çıtır, mutlaka deneyin bu tarifi. Tarifimize ilk olarak sosunu hazırlayarak başlayacağız. 1 su bardağı su ve 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Ayrı bir tarafta da ben patateslerimi önceden haşlamıştım. Şöyle sizlere de göstereyim. Burada 3 tane büyük boy patatesim var. Onları iri iri soyduktan sonra doğradım ve daha çabuk şekilde haşlandı. Böylece bir çırpıcı yardımıyla sos malzemelerini karıştırıyorum. Ardından patatesli içimi hazırlayacağım. Patateslerim hala çok sıcak. Bir kase rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum. 2 yemek kaşığı tereyağım var. Bunu ekleyeceğim. Patateslerin kabuklarını soyarak haşlamamdaki sebep buydu. Sıcağı sıcağına tüm malzemelerin karışmasını istiyorum. Sıcakken kabuklarını soymak oldukça zor oluyor. O yüzden sizler de kabuklarını soyup böyle haşlayabilirsiniz. Ezici yardımıyla ezdikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Karabiber, pul biber, nane, tuz ve toz biber ekliyorum. Sizler de damak zevkinize göre baharat miktarlarını ayarlayabilirsiniz. İyice malzemeler karıştıktan sonra artık böreğimin yapımına geçebilirim. Böreğimiz için ilk yufkayı tezgahın üzerine serelim. Ardından hazırlamış olduğumuz sostan her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz. Günlük yufka kullanmanızı tavsiye ederim. Daha çıtır, daha güzel bir sonuç almanız için. Üzerine ikinci yufkayı ekliyorum. Ve tekrar hazırlamış olduğumuz sostan sürelim. Bu sosun hepsini kullanmayacağız. O yüzden bitirmeye uğraşmayın. Son kat yufkamızı da üzerine serdikten sonra yine şöyle fırça yardımıyla biraz sos sürdükten sonra dilimlere ayırıp böreklerimizi saracağız. Yufkalarımı ilk olarak 2'ye bölüyorum. 4'e bölüyorum. Daha sonra 4'e böldüğüm her yufkayı da ortadan 2'ye böldükten sonra 3'e bölüyorum. Toplamda 24 adet börek elde edecek gibi dilimliyoruz. Uç kısımlarına şöyle yeteri miktarda patatesli iç harcımızdan ekleyelim. Ve ardından böreklerimizi saralım. Kruvasan görüntüsünde oluyor. Böyle minik minik kestiğimiz için hem de bereketli bir tarif oluyor. Misafirler için de oldukça kurtarıcı bir börek tarifi. Vaktiniz olduğunda bu şekilde sararak sosa bulayıp buzluğa atabilirsiniz. Kat kat gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Dilerseniz peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz bu arada. Genellikle çocuklar patatesi sevdiği için bu kez patatesli yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi böyle minik minik. Hem şık oluyor hem de dediğim gibi oldukça bereketli. Böreklerimi sardım. Şimdi belirttiğim gibi sosun hepsini kullanmadım. Kalan sosun içerisine hazırlamış olduğum yufkalarımı batırıp çıkartıyorum. Buzluğa kaldıracağınız aşama bu aşamadan sonraki olacak. Yani sosa buladıktan sonra aralarına poşet veya kağıt sererek birbirine yapışmasını engelleyerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Daha sonra birbirine yapışmadığı için de direkt buzluktan çıkartıp üzerine buzluktan çıkarttıktan sonra yumurta sarısı sürerseniz daha güzel kızarır. Ben şu an hiçbir şey sürmeden 180 derece fırında börekleri alt üst ayarda kızarana kadar pişireceğim. Dediğim gibi buzluktan çıkarttığınızda yumurta sarısı sürebilirsiniz üzerine kurumaması için.
Hiç bekletmeden böreklerimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kat kat tıpkı bir kruvasan görüntüsünde oluyor ve gerçekten çıtır çıtır bir yapıya sahip. Böreklerim pişti. Kruvasan görüntüsünde çıtır mı çıtır böreklerimiz hazır. Özellikle kahvaltı için inanın çok yakışıyor ve buzluğunuzda varsa inanılmaz pratik bir tarif. Şimdi sizi çıtırtıyla baş başa bırakıyorum. Hala çok sıcak olduğu için bölmekte zorlanıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Afiyet olsun. Umarım denedikten sonra beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyenler, beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videolar hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayanlar da videolarımın devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Zili açmayı unutmayın. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.